Zirve ile ilgili haberimizi seyrettiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti zirveden sonra zirvede konuşulanlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bizim devletimizin bu konudaki açıklamalarıyla devam edelim. Avrupa Birliği zirvesi sonuç bildirisinde temel alınan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkındaki rapora ilişkin Ankara'dan değerlendirme geldi. Dışişleri Bakanlığı, raporun Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine tek yönlü bakış açısıyla kaleme alındığını vurguladı. Raporun değerlendirme bölümünde olumlu gündemin gereği vurgulanmış olsa da birkaç üye ülkenin dar görüşlü iddialarının etkisinde ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine tek yönlü bakış açısıyla kaleme alındığı görülmüştür. Bununla birlikte Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini olumlu gündem temelinde ilerletme konusunda raporla ortaya konulan çabayı ve zirve bildirisine yansıtılmaya çalışılan söylemi memnuniyetle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Avrupa Birliği'nden somut adım atması ve 23 ila 24. fasılları açması istendi. Avrupa Birliği tarafından olumlu gündem temelinde somut ve yapıcı adımlar atılması haklı beklentimizdir. Hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanlarında diyalogdan öte katılım müzakereleri çerçevesinde fasıl bazında çalışılması gereklidir. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nin 23 ve 24. fasılları yeni genişletme stratejisi çerçevesini de uygun olarak açmasını bekliyoruz. Türkiye'nin Libya, Suriye, Güney Kafkasya gibi bölgesel krizlerin çözümü yönündeki çabalarını sürdüreceği belirtilen açıklamada Doğu Akdeniz'e yönelik de net mesaj verdi. Yunanistan ve Rum yönetiminin kışkırtıcı tavrı karşısında Avrupa Birliği'nin tutumu eleştirildi. Yunan Rum ikilisinin tek yönlü kışkırtıcı faaliyetlerini görmezden gelen ya da engelleyemeyen Avrupa Birliği'nin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendirmesi uluslararası hukuka aykırıdır. Avrupa Birliği'nin bu konuda yetki ve yargı hakkı da bulunmamaktadır. Avrupa Birliği'nin ortak çıkarlarımız yönünde atacağı olumlu adımlar Türkiye tarafından olumlu adımlarla karşılanacaktır.